Çek elini tencereden. Zaten sinirlerim tepemde, delirtme beni. Ne oldu gene Sultan? Kim delirtti seni? Ne olacak Cemil? Şu otel işi canımı sıkıyor. İş hallettik ya. Tamam, Feyyaz Bey düşünceli davranmış. Ama bir de çocuklarla konuşsanız daha iyi olmaz mıydı? İşi çocuklara bıraktık, sonuç ortada. Böyle gayet iyi oldu. Ya parası? Dedim ya, otelin sahibi Feyyaz Bey'in arkadaşı. Bize yarı yarıya indirim yaptı. Yine kim bilir ne kadar alacaklar. Ekstrası da cabası. Cemil, bıraktığın paradan da biraz taksitlere gitti. Hamama giren terler. Hallederiz. Havuz başında olacak ha nişan. Yanımızda arkadaş da getirebiliyoruz değil mi babacığım? Bir senin arkadaşların eksik kaldıydı zaten. Aa, bak görüyor musun Cemil, tam da lafın üstüne geldi çocuklar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldin oğlum. Ben rahatsız etmek istemedim ama Melda ısrar edince... O nasıl söz evladım? Senin de evin sayılır burası. Hem ne güzel yaprak sardın, birlikte yeriz. Abla, nişan işi tamamdır. Babam bugün Feyyaz amcayla oteli tutmuş. Bana da arkadaşlarım için iki kontenjan ayırırsınız değil mi enişteciğim? Ablacığım. Hadi geç oğlum, geç şöyle. Hadi kızım, biz de toparlayalım şuraları. Bu sabah gazetede ne okudun biliyor musun? Ne? Anne karnındaki bebekler annelerin üzüntüsünü hissedermiş. Yani mutluluğun önemli. Biliyorum. Öyleyse seni üzecek şeylerden uzak durmalısın. Bak, hem istersen sana her gün 3 fıkra anlatıp 2 şaklabanlık numarası yapabilirim. Sen mutlu ol yeter ki. Senin yanında olmak zaten bana da bebeğe de huzur veriyor Tolga. Başka hiçbir şey yapmana gerek yok. Ne yapmaya karar verirsen ver, önce bebeği düşün olur mu? O her şeyden önemli. Benim babam ben 2 yaşındayken ölmüş. Babasızlığın nasıl bir şey olduğunu iyi biliyorum. Her zaman bir yanın eksik kalır. Sanki bir yerde önemli bir şeyini unutmuşsun gibi hissedersin. Ama ne olduğunu bir türlü bulamazsın. Zor olmalı. Sanki okulda, mahallede herkesin babası vardır ama bir tek senin yoktur. Kendini güçsüz hissedersin. Biriyle tartışmaya, hakkını aramaya korkarsın. Böyle hissettiğini bilmiyordum. Aman canım, alıştım artık. Neyse ki annem çok güçlü bir kadındı. Yeri geldiğinde bir erkek gibi kanat gerdi bana. Yani babasızlığı hafif sıyrıklarla atlattım diyebilirim. Bunları kendimden bahsetmek için anlatmadım, anlıyorsun değil mi? Bebeğin için düşün bunu. Bir babası olmalı. Eniştenin arabası değil mi bu? Misafiriniz var anlaşılan. Ben gideyim. Görüşürüz. Görüşürüz Tolga. Söylediklerini düşüneceğim. Yani düşün, arabanın benzini bitmiş. Biz orada bir saat arızayı gideremedik diye uğraşıp duruyoruz. Ben rezil olduğuma mı yanayım, sinirlerimin bozulduğuna mı bilemiyorum artık. Hatalar da insanlar için sonuçta, öyle değil mi? Ya. Eda, kızım bak enişten geldi. Ya hoş geldin de. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cemil, telefon var sana. Müsaaden. Eda, enişteni yalnız bırakma. Ben hemen geliyorum. Bana bakmaktan vazgeç. Sana vazgeç dedim. Ben masa örtüsünü getireyim. Elimde Eda. Görmüyor musun? Anneme bakayım o zaman.
Bir şey mi oldu? Yo, ne gibi? Sen onun kusuruna bakma ne olur. Dengesizliği üzerinde. Teşekkür ederim.